Tuana Hanım'a bakmıştım ama anneniz evde mi? Evet. Tamam, Tuana Hanım da sizsiniz sanırım, değil mi? Biz Aile Bakanlığı'ndan bir hediyeniz vardı da onu takdim etmek için geldik. Müsait misiniz? Cahit Zarifoğlu'nun kitabını getirdik sana, Küçük Şahzade. Ama bu kitabı ben almadım. Sana Bakan ablan hediye gönderdi. Aile Bakanımız sana gönderdi. Okuyasın diye. Ben bunu sana hediye edebilir miyim? Ya güneş yavaş yavaş yükseliyor. Büyük bahçeler içindeki köşklerden bu saatlerde çit çıkmıyor. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama çok güzelmiş ya. Evet, bir tane abi yaptı. Bir tane de böyle bir şey ben sana hediye edeyim bir gün, olur mu? Aile Bakanımız Derya Yanık'ın sana selamları var. Ben bunu sana hediye etmek istiyorum, kabul edersen. Gelir. Ben öğle yemeği için ekmek almak üzere evden çıktığında saati 13.30'u gösteriyordu. Herhalde bir bildiği vardı. Aferin sana, ne kadar güzel okudun. Kitapları bana gönderen bakanlığıma çok teşekkür ediyorum. Kitabı okudum. Çok da beğendim. Tasarımı da güzeldi. İsmi de güzel. Çok sevdim. Bu hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Tabii Çocuk Kitapları Haftası'nda okumayı teşvik etmek ve çocukların psikososyal durumlarına destek olmak amacıyla da biz de bir farkındalık çalışmalarıyla Sayın Bakanımızın çocuklarımıza 7-18 yaş çocuklarımıza göndermiş olduğu bakanlığımızın çocuk dostu kitaplarından 200 ailemize hediye ediyoruz. Hem ulusal anne ziyaretleri kapsamında onları ziyaret ediyoruz. Hem de birlikte kitap okuma ve çocuk kitapları haftasında o farkındalık çalışmalarında birlikte oluyoruz. Bugün Didem'in misafiriydik. Didem çok güzel okudu. Okumayı da çok seviyor. Bir arkadaşlarımızla birlikte bugün 20 farklı ekibimiz var. 20 farklı ekip toplam 200 kitabı bu hafta boyunca ailelerimize ulaştıracaklar. Sayın Bakanımızın selamlarıyla kendileri için uzman kadroyla seçilen çocuk dostu kitapları aynı zamanda web sitesinde de bakabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla özel şekilde kendi kişisel gelişimlerine, psikososyal süreçlerine katkı sunacak zararlı olmayan yayınları kendiler için hazırlandı. Biz de bu anlamda toplumda farkındalık oluşturmak adına ailemize misafir olduk. Ben tekrardan Didem'e de teşekkür ediyorum. Bu güzel kitap gerçekten çok güzel yorumladığı için